Libya'daki muhalefet güçleriyle NATO arasındaki ilişkiler geriliyor. Ecdebiye yakınlarında dün isyancıların tankları bir hava saldırısına uğramış, muhalif güçlerin komutanı Abdülfettah Yunus saldırıdan NATO'yu sorumlu tutmuştu. NATO'nun tankları yanlışlıkla hedef aldığını, bunun bir dost ateşi olduğunu söyleyen Yunus, NATO'nun bu olaydan ötürü kendilerinden özür dilediğini belirtmişti. Ancak NATO'dan bugün gelen açıklama Yunus'un sözlerini haksız çıkardı. NATO komutanı bir dost ateşi olduğunu kabul etti ancak bunun için özür dilemeyeceğiz dedi. İsyancılar günlerce beklemelerinin ardından büyük bir taarruza geçmiş halde. Onlarca tank ve roket atar Brega yolunda ilerliyor. NATO uçaklarının koruması altında olduklarını düşünerek. NATO uçakları beklendiği gibi havadan saldırılar yapıyor ancak yanlış hedefleri. Kısa süre sonra yakınlardaki bir hastanenin her odası yaralı isyancılarla doluyor. Ölenler olay yerinde bırakılmış. Üzerlerine dört füze atılmış. Yani yaralıların da pek şansı yok. Kimse NATO'nun bu saldırısına bir anlam veremiyor ve öfke had safhada. Maalesef NATO, Kaddafi rejimine ve Kaddafi güçlerine saldıracağına bize ve devrimimize saldırılar düzenliyor. Cepheye malzemeler gönderdiğimizi anlasınlar, bizi tanısınlar lütfen. Saldırıp zarar vermesinler bize. Doktorların kurtarmaya çalıştıkları arasında iki meslektaşları da var. Ayrıca yaralıları taşıyan bir ambulans da vurulmuş ve elden pek bir şey gelmiyor. Bu organize olmamakla, iyi bir liderlik kadrosu çıkaramamakla eleştirilen isyancılar için kuşkusuz kötü bir gündü. İlk kez iyi eğitimli eski askerleri cepheye sürmüşlerdi. Ancak bu kez de onlar dost ateşine hedef olmuştu. İsyancıların komutanı Abdülfettah Yunus, NATO'nun bu olaydan ötürü kendilerinden özür dilediğini söyledi. Ancak NATO'dan gelen açıklama bunu yalanladı. General Yunus'un dün ya da bugün ne dediğini bilmiyorum ama bunun için özür dilemeyeceğim. Bölgedeki durum son derece değişkendi ve halen de öyle. Düne kadar elimizde muhalefet güçlerinin tankları olduğu yönünde bir bilgi bulunmuyordu. Brega ve Ejdebi arasındaki yol boyunca bir ileri bir geri mühimmat taşınıyordu. Bizim görevimiz sivilleri korumak. Geçmişte tanklar sivilleri hedef almak için kullanılmıştı. NATO Birleşmiş Milletler'in 1973 sayılı kararı gereği sivilleri hem Kaddafi güçlerinden hem de gerekirse isyancı birliklerden korumakla yükümlü olduklarının altını çizdi. İsyancılar öfkeli. Ancak isyancıların komutanları son günlerde meydana gelen bu üçüncü dost ateşinin de NATO ile ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceği görüşünde. Libya'ya müttefik kuvvetlerin müdahalesinin başlamasının üzerinden 20 gün geçti ancak savaşın nasıl ve ne zaman son bulacağı hakkında fikir yürütmek halen çok zor.